Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Hız yayınları TRT Soru Bankamızın TRT kampına hoş geldiniz. Konumuz asal sayılar, ardı asal sayılar ve asal çarpanlarına ayırma. Onu da bir sonraki tahta size göstereceğim. Güzel bir video oldu, haberiniz olsun. Hocam konuyu dinledim. Test 7 kitabımızdaki soruları da çözdüm. Hocam çözemediğim sorular var. Yine karşınızda beni göreceksiniz. Çünkü bütün kitabın çözümlerini ben yaptım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bir de yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Ne duruyoruz? Şov başlasın mı? Tabii ki hocam, şov başlasın. Evet arkadaşlar, asal sayılar. Diğer ismi asil sayılar. Asil sayı arkadaşlar, 1 ve kendisinden başka böleni yok. Mesela 11. 1'e bölünür, 11'e bölünür. Kalkıp da 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e bölünmüyor. Tamam? Asillikten geliyor bu. İki tane pozitif tam sayı böleni olan birden büyük tam sayılara denir. 2. Evet, 1 ve kendisinden başka böleni yok. 3, 5, 7, 11, 13, 19. Daha 29. 1 ve kendisinden başka böleni yok. Bir de yalancı asal sayılar var. Gözüktüğü zaman asil gibi durur ama değildir. 51 asal değil arkadaşlar. Çünkü bu sayı 3'e bölünür. Evet, rakamlar toplamı 6 olduğu için. 91 91 asil değildir. Çünkü 13 çarpı 7'dir. Tamam. Yani ikisi de asal değildir. Haberiniz olsun. Bunlar da yalancı. Yani yalancı. Görünüşte öyle ama değiller. Tamam. Bunları da bir kenara not aldım ben. Güzel. O zaman ben size şöyle bir yorum da yapabilirim. Bir tane çift asalım var. O da 2. Başka da çift asalımızın olması imkansızdır. Diğerleri hepsi tektir. Haberiniz olsun. Güzel. Aranda asal sayılar. Birden başka ortak böleni olmayan sayılara denir. Yani sadece bir ortak böleni olacak. Yani bir tane değil ha. Bir. Sadece bire bölünüyor. Birden başka ortak böleni olmayan sayılar. Bunların asal olmasına gerek yoktur. Mesela 8 ve 15. 8 asal değildir. 15 de asal değildir. Ama 8 ile 15 aralarında asal mıdır? Aralarında asaldır. Niçin? İkisini aynı anda ortak bölen bir tek bir var. Tamam, bu ikiye bölünür ama bu ikiye bölünmez ki. 8 ve 15 aralarında asaldır. 8, 10, 15, 12 aralarında asaldır. Doğrudur arkadaşlar. Bakın ilk üçüne bakarsanız ikiye bölünür ama ben bu dördünden bahsediyorum. Dördü aralarında asal mıdır? Evet hocam, dördü aralarında asaldır. Çünkü dördünü aynı anda bölen sayı yok. Ama hocam bu ikisi, oğlum dördü diyorum, dördü, adamın asabını bozmayın. Bu bir grup. Bu grubun aralarında asal olup olmadığını inceliyor. Ben sana ikisini vermiyorum ki. Tamam. Bir ile bütün sayılar aralarında asaldır. Evet. Bir ile istediğin sayıyı yanına koy. Her zaman aralarında asaldır. Arda arda gelen sayılar aralarında asaldır. 6, 7 aralarında asaldır. 10, 11 aralarında asaldır. Tamam. Güzel. Demek ki neymiş? Asal sayılar asillikten geliyor. İki tane pozitif tam böleni olacak. Birden büyük sayılara denir. 2'den başlıyor. Tek çift asal sayım 2'dir. Aralarında asal sayılar da grup olarak düşünüyorsunuz. Grubu aynı anda birden başka böleni olmayacak. Zaten herkes bile bölünür ki. Onun dışında böleni olmayacak. Buyurun, güzel bir soru. Diyor ki 3 farklı asal sayının toplamı 18'miş. A. Hadi. A, B, C. Toplamları 18'miş. Diyor ki en büyüğü en çok kaçtır? Ya da en büyük kaçtır? Arkadaşlar şimdi bakın, izleyin. Asal sayılarından bir tanesinin çift olduğunu biliyorum. Diğerleri hepsi tektir. Zaten 3'ü tek olsaydı toplamları tek olurdu. Demek ki bunlardan birisi %100 çift. Tamam. Birisi çiftse zaten tek çift asal sayı var. O da 2. Geriye kalanların toplamı ne olacak arkadaşlar? 10. Ne 13'ü ya? Tövbe Rabbim, tövbe Allah'ım ya Rabbi. 16 olacak. Evet, toplamları 18. Tamam mı? Toplamları 16'yı veren bana iki tane asal sayı söyler misiniz? En büyük dediği için hocam 13'e, şimdi normalde 15'e 1 diyeceğim, 15 asal değil. 14'e 2 diyeceğim, 14 asal değil. 13'e 3. Aa, her ikisi de asal. Soru bitmiştir. En büyüğü en çok kaçmış? 13'tür. Haberiniz olsun. Kafamıza yatmayan bir yer var mı? Hocam niçin en büyüğünü en çok istemiş? Arkadaşlar 11'e 5 de olur. Ama en büyüğü en çok kaçtır derken en çoktan başladım. 16'ya olmaz hocam. 15'e 1 olmaz. 14'e olmadı. 13'e, ama bakın 11'e 5 de sağlıyor ama en büyüğünü en çok istediği için cevap 13'tür.
Kafamız etmeyen bir yer var mı? Geldik buraya. İki basamaklı. Aralarında asal 4 pozitif doğal sayımız varmış. Diyor ki toplamları, ha bunların toplamı en çok kaçtır ya da en az kaçtır? Şimdi gençlere bakın. En az önceyi bulalım. Bizim kaç tane sayımız varmış? 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlarımız şöyle bir hata yapıyorlar. Arkadaşlarımız buraya kilitlenmişler. Arda arda gelen sayılar aralarında asal ya. Hocam diyor iki basamaklı. Aralarında asal 4 pozitif tam sayının toplamı en az kaçtır dediğine göre 10, 11, 12, 13 derim diyor. Evet. Doğrudur. Bunların hepsi aralarında asaldır. Oğlum niye hepsini farklı alıyorsun ki? Birbirinden farklı demiş mi? Yok. O zaman hepsini 10 alırım. Bir tanesini 11 alırım. Şimdi bu grup aralarında asal mıdır? Evet hocam. Ama hocam ilk üçü oğlum. Dördünden bahsediyorum. Dördünden. Dördü aralarında asal mıdır? Dördünü aynı anda bölen birden başka sayı var mı? Yok hocam. E tamam 10, 10, 10, 11 işte. Toplamı en az kaçmış. Kaç oldu? 41 mi oldu? Soru bitti. Geldik en çok. 1, 2, 3, 4. Hadi. En büyük 99 değil mi kardeşim? Evet pozitif. İki basamaklı. Tamam. Hepsini 99 alırım. Birini 98 alırım. Bence soru bitti. Bitti. Toplayın. Hepsi 100 olsaydı 400 olurdu. Ama 1, 2, 3, 5 çıkarın 395. Toplamlarda en çok 395'tir. Haberiniz olsun. Geldik be. X ve Y pozitif tam sayılarmış. X ve Y aralarında asal ise. Bize X bölü Y'yi vermiş. Tamam güzel, hoş. Diyor X artı Y kaçtır. Arkadaşlar bunlar aralarında asalsa, bunların ortak böleni yoksa, bunlar niye aralarında asal değil? Bana sadeleştirme yapar mısınız? Hocam 8'e böldüm 4, 8'e böldüm 9. Başka da bölünüyor mu? Yok hocam. E tamam bunlar aralarında asal, bunlar da aralarında asalsa karşılıklı sayılar birbirine eşittir. X'in karşısında ne var? 4. Y'nin karşısında ne var? 9. Toplayın soru bitmiştir. Tamam bu. Aynı mantıktan bir tane daha soru var. 3x artı y ile x eksi y aralarında asalmış. Tamam bunlar aralarında asal mı? Bunlar niye aralarında asal değil? 3'e böldüm 23. 3'e böldüm 5. Tamam. Bunlar aralarında asal. Bunlar da aralarında asal mı? O zaman karşılıklı sayılar birbirine eşittir. X artı y istiyorum. Tamam hocam. Yani 3x artı y eşittir 23'e. X eksi y eşittir 5'e. Alt alta toplasanıza y'ler birbirini götürdü. 4x 28'den değil mi 28'den? 4x 28 ise x ne olur? 7. X'e 7 yazınca y ne olur? 2. Adam x artı y'yi istiyordu. X artı y toplamları da 9'dur. Kafamıza yatmayan bir yer var mı arkadaşlar? İşte asal sayılan aralarında asal sayılar bu oluyor. Şimdi geldik asal çarpanlarına nasıl ayıracağız? Onu da gösterelim. Yola devam. Evet arkadaşlar 2023 benzer soru AYT sınav sorusu. Önce onu çözeyim dedim. Sonra asal çarpanlarına ayırma nasıl yapılır onu sonra gösterdim. Arkadaşlar işte sınav soruları bu şekilde geliyor. Genelde de AYT'de geliyor ama dediğim gibi TYT gelme ihtimali de vardır haberiniz olsun. Ne diyor soruda? PQR asal sayılarmış. Böyle bir ifade vermiş. Diyor ki PQR'nin toplamı nedir diyor. Biraz da cin olacaksın. Yorum yapmasını bileceksiniz. Kardeş buradaki sıfırı gördün mü? Yani 5'e tam bölünüyor. 5'in katı. Bu da 5'in katı. Bu da 5'in katı. Oğlum bu niye 5'in katı değil? Bir defa şuradaki P 5 veya 5'in katı olması lazım. Oğlum asal sayı dediğine göre o zaman mecburen burası ne olacak? 5 olacak. Tamam. Bakın 5'e bölünüyor, 5'e bölünüyor, 5'e bölünüyor. Bu da 5'e bölünmesi lazım. Var mı bir sıkıntımız? Yok hocam. Tamam 2 kere 5. Burası ne oldu? 10. Aa 10'un katı, 10'un katı, 10'un katı. O zaman bu niye 10'un katı değil? 5'ten yola çıkara, şimdi onlara geldim. O zaman bunlardan bir tanesi arkadaşlar, ya şu çarpanda bir tanesi 2 olacak. Zaten ben P'nin 5 olduğunu biliyorum. Evet, P zaten 5. Birisi de 2. Acaba R mi 2, Q mu 2? Bilmiyorum. Ben ilk başta Q'ya 2 diyelim. Maksat R opsiyonel olsun. Hem orada hem burada değer yazalım. Sıkıntı değildir. Şimdi. Ha istersen ilk başta R'ye 2 diyelim ha. Hiç sorun değil. Ben sadece baktım R'ye 2 tane var. Dedim önce bir o, diğerine bir 2 diyelim. Şimdi R üzerinde biraz oynama yapacağım. Arkadaşlar baktım şuradaki R'ye küçük değerlerden başlayalım asal olarak. Hocam 2 diyelim. Ekstradan. Belki de diğer de 2'dir. Bilmiyoruz çünkü PQR binden farklı dememiş. Şimdi çarpalım. Burası ne oldu? 2300. Yok canım vermiyor. Vermedi. Bu sefer 3 diyelim. 3 diyelim. Burası ne oldu arkadaşlar? 30,
15'ten çarptım. Aa, 450. 490'a çok yakın oldu. 30'u 15 çarptık, 450 mi? Artı. 10 artı 30. Toplayın. Aa, 490'ı vallahi verdi. Bakın. Soru bitmiştir. Çok mu zor? Çok mu zor? Farz edelim, görmedim. Yani şu ilk başta biz dedik ya Q'ya 2 diyelim. Ha, burayı siliyorum. Gençler izleyin beni. İzleyin beni. İzleyin beni. Hadi. Dedim ki hocam, yorumu bir daha en baştan yapayım. Tamam. Şimdi ben PQ'yı buldum. P5'te zaten Q'ya 2 dedik. R'de zaten 3 oldu. Toplamlar da 10'dur. Bunda bir sıkıntımız yok. Şimdi ben dedim ki hocam, bu 5'e bölünüyor, 5'e bölünüyor, 5'e bölünüyor. Bu niye 5'e bölünmüyor? 5 olsun dedim. Zaten P5. Bundan sonra dedim ki, baktım bu 10 oldu. Baktım bu 10 oldu. Baktım bu da 10 oldu. Yani onun kuvvetleri. E bu niye onun kuvveti değil? O zaman R ve Q'dan birisi 2 olacak. %100. Onu çok iyi biliyorum. Dedim ki hocam R 2 olsun. Tamam, 2 olsun. Hani yanlış çıkan R'ye 2 dedim. Sorun değil ki. Şimdi burası ne oldu arkadaşlar? 10, 15'ten çarptık. 150 mi oldu? Yazdık 150. Çarpı Q. Amacımız Q'yu bulmak. Artı 10, 20 daha 30 mu oldu? Eşittir 490'a. 30'u karşıya attım. 460'a. Oğlum 150 460'a bölünür mü? 460 150'ye bölünür mü? Yok. O zaman bitti. Demek ki hata yapmışım. Yani ben buradaki R'ye 2 yazmakla hata yapmışım. Yani birisinin 2 olduğunu çok iyi biliyorum ama. O zaman kim 2 olsun dedik. Hocam Q 2 olsun. Tamam. Bu sefer R'ye en küçük değerden başladım. Asal. Çünkü değerler yazacağım. 2 yazalım, 3 yazalım, 5 yazalım, 7 yazalım. Ya bunlardan birisi işte de. Çünkü çok büyük değil. Çünkü 490 demiş. Buraya kalktı da milyon yazmamış ki. Uyanık olunda. 2 yazdım olmadı. 3'ü denedim oldu. 3 olmasaydı 5'i deneyecektim. 5 olmasaydı 7'yi deneyecektim. La en fazla bir dakikan almaz. Tamam. Bitti. Çok mu zordu? Geldik asal çarpanlara ayırma. Arkadaşlar asal çarpanlara ayırmanın 2 tane yöntemi var. Birincisi. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam yazarım yanına çizgi çizerim. O en amatör yöntemidir. Biz onu OBBK'de de sana işleyeceğiz, göstereceğiz. Hocam 720 yanına çizgi çizerim. Bu küçük sayılarda geçerli olan bir kuraldır. Mesela 360, 100, 200, 300 küçük sayılarda. Ama kalkıp da bunun yanına çizgi çizecek halim yok yani. Biraz da uyanık olun da. Hocam 2'ye böldüm 360. 2'ye böldüm en küçük asal sayı 2'ye 2'den başlıyorsunuz. 180. 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani 2'nin 4. kuvveti, 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1'dir. Var mı bir sıkıntı? İşte asal çarpanından ayırdık. Bazıları da şöyle diyor. Hocam diyor 720, 72 çarpı 10 değil mi diyor. Evet. 72 de 8 çarpı 9. 10 da 2 çarpı 5 değil mi? Evet. Şu ikileri kendi arasında 16 yani 2 üzeri 4. 3'ün karesi çarpı 5'tir diyor. Yani bu şekilde çarpmalı yapıyor. O da olur. Ama size tavsiyem küçük sayılarda çizgi çizmeniz en kolaydır. Ama büyük sayı mesela 5000 kalkıp da yanına çizgi çizecek halim yok. Bu 5 çarpı 1000'dir. Yani 5 çarpı 10'un küpüdür. Yani 5 çarpı 10 da 2 çarpı 5 değil mi kardeşim? Küpe küp. Yani 5 üzeri 4 çarpı 2'nin küpü. Bitti. İşte. Geldik buraya. 18 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi? 10 üzeri 6. Doğru mudur? 18, 9 çarpı 2. 10 da 2 üzeri 6'ya 5 üzeri 6. Soru bence bitti. Yani 2 üzeri 7 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 6. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Bu 18 binin kaç tane asal çarpanı vardır? 1, 2, 3 tane asal çarpanı vardır. Ve 2, 3, 5 bu alttaki yazılanlar hepsi asal mıdır? Evet hocam. Çünkü ben ne demişim? Asal çarpanlarını ayırma. Bunların hepsi asaldır. Asal çarpanlarda 2, 3, 5'tir. 3 tane. Mesela 5000'in kaç tane asal çarpanı vardır? 2 tane. Tamam. Ha, en büyük asal çarpanı 5'tir. En küçük asal çarpanı 2'dir. Bunu da ilerleyen safhada konu olarak zaten anlatacağım. Yani soru üzerinde en büyük asal böleni, en küçük asal böleni, pozitif tam sayı bölen sayısı, negatif tam bölen sayısı, tam bölen sayısı hepsini göstereceğiz, merak etmeyin. Maksat asal çarpanlara nasıl ayrılır bunu size göstereyim dedim. Ne duruyoruz? Yola devam.
Evet arkadaşlar, sorularımıza kaldığımız yerden devam edelim. X, Y, Z asal sayılarmış. Süper. Çarpımı da bir asal sayıya eşitmiş. Çarpımlar 37 olan benim bildiğim 2 tane sayı var. 1'e 37. Ben şuraya 1 desem, şuraya 37 desem, farkları 1 olan asal sayılar bir tek 2 ve 3'tür. Başka olamaz. Yani biri 3, biri 2'dir. Farkları 1 olan başka asal sayılar arkadaşlar var mı? Hayır. 2'ye 3 ard arda gelen bir tek 2 ve 3 var. O zaman ben bu x'e 3, y'ye 2'yi basayım önce bir. X'imiz 3, y'imiz 2. Hadi yerine yazalım. 3'ün karesi 9. Artı x'imiz kaçtı? 3'tü. 6z. Artı y, y'imiz 2 idi, karesi 4. Eksi 6 eşittir 37 demiştik. Güzel. Şurası eksi 2. 7. 7'yi karşıya attım. 6z. 30'dan z'yi de 5 bulduk. Evet. X3, Y2, Z5. Hepsi de asal sayılar. Zaten asal sayı demişlerdi. X artı Y eksi Z istiyor. X artı Y eksi Z. X'in Y'yi toplayıp Z'yi çıkartırsam cevap ne oldu? 0 oldu. Şıklardan 0'ı bulursun ve işaretlersin. Buyurun. MNK asal sayılarmış. Böyle bir denklem vermiş. Hele bu 3n, bu 3k ya. 3'leri bir tarafa atayım. M eşittir. 3 parantezinde n eksi k. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi m de bir asal sayısı. Karşısında 3 varsa herhalde burasının 2 ya da 5 ya da 7 olması imkansız. Çünkü çarptığınız zaman m asal sayı çıkmıyor. O zaman %100 şu farkının ne olması lazım? 1 olması lazım. Ki çarpımın m 3 olsun. M asal sayı olsun. Farkı 3 olan, farkı 1 olan benim bildiğim 3'e 2 var. Başka da yoktu zaten. Güzel. O zaman n 3, k 2. Hepsinin toplamını istiyor. Topladın mı soru bitmiştir. Geldik buraya. X eleman pozitif tam sayı. İşte negatif tam sayı. P asal sayıymış. P 20'den küçükmüş. Allah razı olsun. Diyor ki x artı p nedir diyor. Wow. Nasıl bir soru arkadaşlar? Bunu biraz sonra çözelim. Yani sıkıntılı bir soruya benziyor. Önce sağdaki soruya bakalım. Bunu biraz sonra bakalım. Olur mu arkadaşlar? 21 ile aralarında asal. İki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır? Arkadaşlar 21 ile asal olacaksa bir defa bu sayılar 3'e ve 7'ye tam bölünmeyecek. Doğru mu? Şimdi bu iki basamaklı sayıların kümesi olsun. Tamam. Bu iki basamaklı sayılar. İki basamaklı toplam bizim kaç tane sayımız var? 90 tane sayımız var, haberiniz olsun. 10, 11, 12, 99'a kadar. 99'dan 10 çıktı. 89 bölü artış miktarı artı 1. Terim sayısı bu şekilde bulunurdu ya. İki basamaklı toplam 90 tane sayımız var. Şimdi dedim ki 3'e ve 7'ye bölünenleri de çıkartırsam aranda asal diyor arkadaşlar. Biz 3'e ve 7'ye bölünmeyen sayılar arıyoruz. Yani bunların dışındaki sayılar arayacağız. Şimdi 3 ve 7 her ikisinin ortak böleni kimler var? 21'in katları var. Kimlerdir? 21, 42, 63 ve bir de arkadaşlar 84 mu? Evet. Başka da yok. Kaç tane var? 4 tane var. Zaten şu ortası 4. Belli. 3 ile bölünebilen kaç tane sayım var? 2 basamaklı ama. 12, 15, nokta 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 99. Terim sayısını bulalım. 99'dan 12 çıktı. Bölü 3 artı 1. Doğru mu arkadaşlar? Burası kaç çıkıyor? 33, 4 çıktı. Çünkü bölüyorsunuz. 29, bir daha 30. 4 burada varsa buraya ne kaldı? 26 tane sayım kaldı. 7 ile bölünen sayıların kaç tane var? 14, 2 basamaklama. 21, en son 98. 98'den 14 çıktı. Bölü artış artı 1. 98'i 7'ye böldün. 14, 2 çıktı. 12, bir daha 13. 4 ise buraya ne kaldı? 9 kaldı. Süper. Bunları topladık arkadaşlar. Şunların toplamı 39 çıktı. Toplamda 90 tane 2 basamaklı sayım varsa, 39 tanesi 3 ve 7'ye tam bölünebiliyorsa geriye ne kalır arkadaşlar? 51 tane sayım kalır. Şimdi diyor ya 21 aralığında asal. Yani 21'e bölünmeyecek. Hem 3'e bölünmeyecek hem de 7'ye bölünmeyecek. Ondan dolayı şöyle bir küme çizersiniz. Olaya bu şekilde daha kolay yoldan gidersiniz. Haberiniz olsun.
Önce ikisinin ortağını bulursunuz. 3'e bölünenleri bul, ortakları çıkar. 7'ye bölünenleri bul, ortakları çıkar. Topla, toplam basamak sayısından çıkardığınız bu soru biter. Yine geldik bizim bu sorumuza. Vallahi güzel bir soruya benziyor. Bilmiyorum, belki x artı p'nin kaç farklı değer alır? Alacağı değerler toplam. Belki de bir tane değer alır, bilmiyorum. Ona biraz sonra birlikte bir bakalım. Evet, evet, evet. Öğrencim bir tanesi bu soruyu bana atmıştı. El yazısıyla yazmıştı ama ben hoşuma gittiği için yazdım. Şimdi bu soruya bakalım. Şimdi bu karelerde, valla kusura bakmayın da ben hep tam kareye çevirme taraftarıyım. Yani şöyle bir şey. Üstüne devamını getirelim. Şuraya devamını getireyim. Altta hiç sıkıştırmayalım. Şu x artı 4'ün karesidir. Nasıl anladınız hocam? Yarısını alıyorsunuz. 4 olduğu için x artı 4'ün karesi. Güzel. 4'ün karesi 16. Ama eksi 16 olması lazım. Demek burada neyi çıkaracağız arkadaşlar? Eksi 32'yi çıkaracağız. Eşittir p'ye. Eksi 32'yi karşıya attım. X artı 4'ün karesi eşittir p artı 32'ye. Eğer x negatif tam sayıysa, p de asal sayıysa, arkadaşlar p'ye öyle bir değer yazacağım ki asal sayılardan, toplamı bir sayının karesi olması lazım. Süper. O zaman ne diyebiliriz? 32'den büyük 36 var bir sayının karesi olan. O zaman p'nin 4 olması lazım ki imkansız, çünkü p asal sayı demiş. 36'dan sonra 7'nin karesi var. O zaman burası arkadaşlar 17 olur. Evet. Zaten 17 p 20'den küçük bir asal sayıysa 17 tam da oturdu yerine. Güzel. 49. Şurası ya 7'dir ya eksi 7'dir. 7 olamaz. X 3 olur. Çünkü x negatif tam sayıydı. O zaman eksi 7 ise x eksi 11 olur. X eksi 11. P de 17. Başka da oluyor mu arkadaşlar? Başka da olmuyor. Güzel. X artı P'yi istiyor. Toplamı da sana 6 çıkar. Şıklardan 6'yı bulursunuz ve işaretlersiniz. Nasıl bir soru arkadaşlar? Önce bunu bir tam kareye çevirdim. Çünkü karelerin dolayı 8x'i de bize boşuna vermemiş. Dedim ki bu x artı 4'ün karesidir. 4'ün karesi 16. Eksi 16 olması lazım. 32 çıkardım. Eşittir P'ye. Eksi 32'yi karşıya attım. P bir asal sayıysa öyle bir asal sayı ekleyeceğiz ki, mesela hocam P 5 olsun. Tamam, 5 olsun. 37 bir sayının karesi midir Allah aşkına? Çünkü tam sayı demişim ha. O zaman 17, 49, 7'nin karesi. Ya 7 ya eksi 7'dir. 7 olamaz çünkü x 3 olur. X negatif tam sayıydı. Süper. Hadi arkadaşlar. Sorularımızı, seri sorularımızı çözmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun. N bir tam sayıymış. Bir asal sayı ise, bunun sonucu bir asal sayıymış. Bunun sonucu bir asal sayı ise, bu 220'nin asal çarpanlar nedir? Hocam 220 belli zaten. 22 çarpı 10'dur. Doğru mudur? 22 yerine 2 çarpı 11, 10 yerine 2 çarpı 5. Yani 4 çarpı 11 çarpı 5 yazabiliriz. Yani 2'nin karesi çarpı 11 çarpı 5. Güzel. Şimdi madem asal çarpanları bunlar, o zaman ben diyorum ki 220 bölü n... bu 2'nin karesi diyelim, daha güzel olur. Sonuçta 2, 11 ve 5 asal çarpanlarından oluşuyor bu 220. O zaman bunun sonucu 2 olabilir. Bunun sonucu 11 olabilir. Bunun sonucu 5 olabilir. Herhalde bunun sonucunun 7 olacak hali yok asal sayılarda. Bir asal sayı ya. Herhalde sonucun 17 olacak hali yok. Çünkü 220'nin içinde 2 var, 11 var ve 5 var asal çarpan olarak. O zaman önce bir 2'ye eşleyelim. 2'ye eşlediğiniz zaman n ne çıkar? Hocam n 110 çıkar. Süper. 11'e eşit dersek, buna 11 dersek, 221'i 11'e böldük, 20 mi çıktı? N 20 çıkabilir. M 20 de olabilir. Ya da bunun sonucu 5 de olabilir. 5 olabilmesi için de cevabın 44 olması lazım. Yani 5 olabilmesi için şu n'in 2'nin karesi çarpı 11 olmalı ki sadeleştirme yaptığımız zaman 5 kalsın. Tamam, bitti işte. 110, 20 ve 44. En alacağı değerler toplamı. Bunları topladınız mı soru biter. Ne yaptım arkadaşlar? Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Şimdi 220 bölü en bir asal sayıymış. Tamam da 220'nin içerisinde hangi asallarım varsa sonuçta da o asallar çıkacak. 220'yi asal çarpanlarına ayırdık. 220 dedim. Eşittir 22 çarpı 10'dan. 22 yerine 2 çarpı 11 yazdım. 10 yerine 2 çarpı 5 yazdım.
En son bulduğum şey yazıyorum. Buradan eşittir 2'nin karesi 5 çarpı 11 çıktı. Demek 220 içerisinde 2 asalımız var, 5 asalımız var, 11 asalımız var. Önce hepsini 2'ye eşitledim. Sonra hepsini 11'e eşitledim. Sonra hepsini 5'e eşitledim. N'leri buldum, topladım, soru biter. Geldik buraya. P asal sayıymış. P asal sayıysa, karşıdaki de 5'in bir kuvvetiyse, o zaman P %100 5'tir. P'ye 2 diyecek halimiz yok ya. Çünkü demiş ki M de doğal sayı. O zaman P %100 5'tir. P'ye 5 yazalım. 5 çarpı M eşittir 5 üzeri 5'ten. M ne çıktı arkadaşlar? 5 üzeri 4 çıktı. Adam zaten M'yi istiyor. Cevap 5 üzeri 4'tür. Şık adam 5 üzeri 4'ü bulursun ve işaretlersin. Geldik bizim bu sorumuza. ABC asal sayılarmış. Güzel. ABC her birisi asal sayı. Bu 221 hangi sayıların çarpımıdır? Onu merak ettim. 221 13'ten 7'nin çarpımı mı? 221 13 ile 17'nin çarpımı mı? 13 ile 17'yi çarpalım. Evet. 21. Evet. Doğru. 13 ile 17'nin çarpımı. O zaman 13 ile 17'nin çarpımıysa, madem C bir asal sayı, 17'dir C. 17'den 4 çıktı. Burası ne çıktı? 13 çıktı. Süper. Bakın. Uydu. Burası 17 olamaz. Çünkü 17'ye bir sayılar eklendiği zaman 17'den büyük olur. 13'e 17'nin çarpımı olduğu için A 13'tür. A 13 ise şuradaki B'de 3'tür ki toplamı 17'yi versin. 13 çarpı 17, 13 çarpı 17, 13 çarpı 17 eşittir. Süper. Hepsi asal sayı çıktı. A 13'tür. B 3'tür. C de 17'dir. Benden bunların toplamını istiyor. Topladığımız soru bitmiştir. Geldik buraya. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Pozitif tam bölen sayısı, negatif tam bölen sayısı. Bunları da size öğreteyim. Sonra dersimizi yavaş yavaş bitirelim. Şimdi baktım, hepsinde 6 çarpanı var. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? 6'nın karesi parantezinde. Şu 6'nın karesi giderse ne kalır? 2'nin karesi, 3'ün karesi ve 4'ün karesi kalır. Doğru mudur? Tamam, devam edelim. 6'nın karesi çarpı. Bunları toplayacağız mecburen. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Topladık. Kaç etti arkadaşlar? 29 mu etti? Evet, 29. 6'nın karesinde 2'nin karesi 3'ün karesi çarpı 29 üzeri 1 diye yazdım. X'in kaç tane asal çarpanı vardır? 1, 2, 3 tane asal çarpanı vardır. En büyük asal çarpan nedir der? 29'dur der. En küçük asal çarpanı 2'dir. Asal çarpanları toplamı 2, 3. 29'u toplamını yaparsanız soru biter. Bitti, bu kadardı arkadaşlar. Şimdi geldik. Pozitif tam bölen sayısı, negatif tam bölen sayısı, asal bölen sayısı. Bunların bulunuşu nasıl yapılır onu da göstereyim. Ve yavaş yavaş dersimizi bitirelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi de popüler olmayan ama kitaplarda soru olarak karşımıza gelebilecek bir yere geldim. A'yı asal çarpanlarına ayırmışlar. 2 üzeri 4'e 3'ün karesi 5 üzeri 1. Asal bölen sayısı. Arkadaşlar alttakiler işte asaldır. Bu, bu ve bu. Asal bölen sayısı kaç tanedir? 3 tanedir. Bitti, bu kadar. Asal bölen toplamı. 2'yi, 3'ü, 5'i topladınız mı soru biter. Tabandakiler asal oluyor. Benden bunların toplamını istiyor. Tamam. Pozitif tam bölen sayısı. Arkadaşlar pozitif tam bölen sayısıyla çizeyim. Negatif tam bölen sayıları aynı şeylerdir. Çözümü de hep aynı şekilde yapılır. Üstler var ya, üstleri birer fazlalarını çarpıyorsunuz. Bitti, bu kadar. Üstün bir fazlasını çarpar mısınız? Yani 4 artı 1. Öyle diyelim, daha güzel olur. Çarpı 2 artı 1. Çarpı 1 artı 1. Bitti. İşte bunun sonucu ne çıkarsa o kadar pozitif veya o kadar negatif tam bölen sayısı vardır. Tam sayı bölen sayısı. Hem pozitifleri hem negatifleri istiyor. Pozitifleri biz nasıl buluyorduk? Üstlerin birer fazlasını çarpıyordum. Üstün bir fazlası 5, üstün bir fazlası 3, üstün bir fazlası 2 çarpı 2. Niçin çarpı 2? Çünkü ne kadar pozitif varsa o kadar da negatif var. Pozitifleri bulup 2 ile çarptınız mı toplam tam sayı bölen sayısını bulursunuz. Olay anlaşıldı mı? Asal olmayan, geç bu işi. Yani burayı önce bir silelim.
Tam sayı bölen sayısı nasıl bulunurdu? Üste bulmuştuk. 2 çarpı 5, 3, 2. Bu tam sayı bölen sayısı. Ama soruda bizden ne istiyor? Asal olmayanı istiyor. Oğlum asallar kaç taneydi? 3 taneydi. Eksi 3 dediniz mi soru biter. Yani ne istiyorsa onu bul. İstenmeyeni çıkardınız mı soru bitmiştir. Pozitif tam sayı bölen toplamı, arkadaşlar işte bu sıkıntılıdır. Pozitif tam sayı bölenleri toplamını bulmak. Tüm asal bölenler kolay. Alttakiler asaldır. Bitti. Ama bu sayı kimlere bölünür? Bu sayı 16'ya bölünür, 9'a bölünür, 45'e bölünür. 16 ile 5'in çarpımı. Oha 80'e bölünür. Bunları ben nasıl toplayacağım ya? Arkadaşlar kolay yolu şudur. 2 üzeri 4 diyor ya. 2 üzeri 0'dan başlıyorsunuz. 2 üzeri 4'e kadar hepsini topluyorsunuz. Çarpı. Sonra 3 üzeri 0'dan başlıyorsunuz. 3 üzeri 1, 3 üzeri 2'ye kadar. Üstü neyse oraya kadar gelip hepsini topluyorsunuz. Çarpı. 5 üzeri 1 demiş. 5 üzeri 0 ve 5 üzeri 1'i de topladınız mı? Soru bitmiştir. Ama bunların çarpımı sana pozitif tam bölen sayısını verir, haberiniz olsun. İşte pozitif tam bölenleri toplamını verir, haberiniz olsun. Ha hocam, bizden tam sayı bölenleri toplamını isteseydi. Arkadaşlar tam sayı bölenler pozitif ve negatifler eşit ya. Toplamı ne olur? Sıfır olur. Bunu unutmayın. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, onu da isterseniz buraya 7. madde olarak ekleyeyim. Tam sayı bölenler, tam sayı bölen toplamı daima sıfırdır. Şıklardan sıfırı her zaman bulup işaretlersiniz. E hadi buyurun sorumuza devam edelim. Evet tam sayı bölen toplamı. Mesela bu sayı 5'e de bölünür, eksi 5'e de bölünür. Bu sayı 9'a da bölünür, eksi 9'a da bölünür. Hepsini toplasanız zaten sonuç sıfır çıkar. Geldik bizim buraya. 88 tane pozitif tam böleni varsa, pozitif tam sayı böleni varsa. Arkadaşlar önce bunu bir asal çarpanlarına ayıracaksınız. 40. 2'nin küpü çarpı 5'tir. 3 de zaten 3 üzeri 2x'tir. Bunda bir sıkıntımız yok. Evet bu da 5 üzeri 1. Şimdi pozitif tam bölen sayısı nasıl bulunurdu? Üstlerin birer fazlasını çarpıyordunuz. Üstün bir fazlası 4, üstün bir fazlası 2, üstün bir fazlası 2x artı 1 eşittir 88'e. Soru bitmiştir. Hemen 8'e böldük. 8'e böldük. 11, x de buradan 5 çıkar. Şıklardan 5'i bulursun ve işaretlersin. Geldik bizim bu sorumuza. Gerçekten hoşuma giden bir soruydu. Bu soruyu özellikle yazmak istedim. M asal sayıymış. Şimdi bu L4'ü asal çarpanlarına ayırdınız. 3'ün küpü çarpı 2 üzeri 1 mi? Çarpı M'in karesi. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Tam bölen sayısını alacağı farklı değerler toplamı diyor. Şimdi M asal sayı ya 2 de olabilir, 3 de olabilir veya 2 ve 3'ün dışında mesela 5, 7 herhangi bir sayı da olabilir. O zaman M'yi ilk başta bir 2 alalım. Sonra M'yi 3 alalım. Sonra M'yi farklı diyelim. 2 ve 3'ün dışında farklı bir asal sayı alacağım. Hatta 3 durum var. M'yi 2 alırsam şu 3'ün küpü çarpı 2'nin karesi 2 üzeri 1 ile çarptım ne oldu? 2'nin küpü oldu. Benden ne istiyorsun? Pozitif tam bölen sayısı. Üstlerin birer fazlasını çarptık mı ne etti arkadaşlar? 4, 4, 16. Şuraya bir 16'yı ekledik. Bir tanesini buldum. Geldik alt tarafa. M3 olsun. M3 olursa bunları çarptığınız zaman 3'ün karesi 3 üzeri 3 ile çarptım ne oldu? 3 üzeri 5 oldu. Çarpı 2 üzeri 1. Yine üstlerin birer fazlasını çarpmıyor musunuz? 6 kere 2, 12 oldu. Süper. Bir tane daha sayı buldum. Hocam M 2 ve 3'ün dışında herhangi bir asal sayı olsun. Mesela 7 olsun. Dediniz ki 3'ün küpü çarpı 2 üzeri 1 adı M olarak kalsın. M'nin karesi. Ama M'nin 2 ve 3'ten farklı bir asal sayı olduğunu biliyorum. 4, 2, 3'ün çarpım bir. 4 çarpı üstün bir fazlası 2, üstün bir fazlası 3. Bunları çarptık 24 mi oldu arkadaşlar? Allah sana 24. Diyor ki pozitif tam bölen sayısının kaç alacağı farklı değerler toplamı. 16, 12, 24. Bunları topladınız mı? Soru bitmiştir. Ne yaptık arkadaşlar? Önce M'yi 2 aldım. Sonra M'yi 3 aldım. Pozitif tam bölen sayısını buldum. Pozitif tam bölen sayısını buldum. Sonra M'yi 2 ve 3'ün dışında herhangi bir asal sayı aldım. O zaman bu da asal, bu da asal, bu da asal. Asal çarpanlar ayırmış. Üstelik birer fazlasını çarptım. 4, 2, 3'ü çarptım. 24 etti. Bunları topladığınız mı soru bitmiştir. Hadi farklı birkaç tane daha soru çözelim ve dersimizi bitirelim.
Evet arkadaşlar, yavaş yavaş son kullara giriş yaptık. Buyurun, A ve B pozitif tam sayı demiş. 240 çarpı A, B kare ise A artı B en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, eşcinsel tarafında ne var? Kare var. O zaman bunların da bir kare oluşması lazım. 240'ı asal çarpandan ayıralım. 240, 2'ye böldüm 120, 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 çarpı A, ya da A'nın olduğu yeri boş bırakalım ya. Şurayı parantez yapalım ama şuranın A olduğunu biliyorum. Eşittir B kare. Şimdi arkadaşlar, zaten bu 2'nin karesi. Zaten bu da 2'nin karesi. Bunlar kare zaten. Şimdi 3'ü neyle çarpmalıyım ki kare olsun? 3 ile çarpmalıyım. Bir tane 3'ümüz olacak. Bununla da işimiz bitti. Çünkü kare oldu. 5'i neyle çarpmalıyım ki kare olsun? 5 ile çarpmalıyım. A'yı buldum. A 15'tir. Süper. 3 kere 5, 15. Şimdi bunları çarptığımız zaman 2'nin karesi, 2'nin karesi. 3'ün karesi, 5'in karesi. Eşittir B kare. Bütün kareler birbirine yaptı? Götürdü. Buradan da B'yi buldum. 4 kere 15, 60 mı oldu? B de 60'tır. Adam benden A artı B'yi istiyor. Topladığın zaman sana cevap 75 çıkar. Ne yaptım arkadaşlar? Şu 240'ı asal çarpanlarına ayırdım. Hepsini kare kare yaptım. 3 ve 5'im kaldı. O zaman A 3 çarpı 5 olmalı ki çarptığın zaman kare olsun. Yani A 15'tir. Oradan devam ettik. Geldik buraya. X ve Y tam sayılar demiş. Negatif de olabilir, bunu unutmayalım. Ama kareler daima pozitif olur. Burası pozitif olması lazım. Haberiniz olsun. 96'yı bir asal çarpanından ayıralım. 2'ye böldüm. 48 mi? Evet. 2'ye böldüm. 24. 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Süper. Yani 2'nin karesi. 2'nin karesi. 2 çarpı 3. Çarpı x'in olduğu yerine boş bırakıyorum. Şurası bizim x'imizdir. Eşittir y eksi 3'ün karesi. Güzel. Şimdi bu kare, bu kare. Tam bununla bir sıkıntımız yok. O zaman ben diyorum ki şu x'te bir defa 2 ve 3 kesin olacak. Ki çarpımları kare olsun. Yani x 6'dır. Çarpalım bunları. 2'nin karesi, 2'nin karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi eşittir y eksi 3'ün karesi. Şimdi kareler birbirini götürdü ama altların çarpma ne etti arkadaşlar? 8, 24'ün karesi mi oldu? 24'ün karesi eşittir y eksi 3'ün karesine. Şimdi bu y eksi 3 ya 24'tür, y eksi 3 ya da eksi 24'tür. Tam sayı dediği için niçin eksi almıyorum y'yi? Toplamını en az istiyor. O zaman y eksi 3 eksi 24'ten y de eksi 21 çıktı. Y eksi 21, x de 6. Toplamı en az kaç oldu arkadaşlar? Soru bitmiştir. Umarım anlaşılmıştır. Eksi 26 ile 6'yı toplayın. Cevap eksi 15'tir. Şıklardan eksi 15'i bulup işaretlersiniz. Ne yaptığımızı bir şekilde bir daha anlatıyorum. 96'yı asal çarpanlarına ayırdım. 2'nin karesi, 2'nin karesi, 2 çarpı 3 dedim. Çarpı x. X'i dolduracağım. X 2 ve 3 olmalı ki çarptığımız zaman hepsi kare olsun. Tamam, eşittir y eksi 3'ün karesi. Şimdi x'i negatif alamazsınız. Çünkü x'i negatif alırsanız arkadaşlar çarpma negatif olur ki bir sayının karesi negatif olamaz. Ona dikkat et. X pozitif olmalı. Tamam. X'e 6 dedim. Çarptım. Şimdi y eksi 3'ün karesi eşittir 24'ün karesi ya. Y eksi 3 ya 24'tür ya da eksi 24'tür. Niçin eksi 24 almıyorum? En küçük olduğu için. Devam edelim. Geldik sağdaki sorumuza. Şimdi sağdaki sorumuz ne diyor? Evet. 144 çarpı A'nın karesi eşittir B karede, şey B küp demiş. A ve B pozitif tam sayılar. A artı B en az kaçtır demiş. 144'ü bir asal çarpandan ayıralım bir. Ben de merak ettim. 144. 2'ye böldüm. 72. 2'ye böldüm. 36. 2'ye böldüm. 18. 2'ye böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Yani küp olduğu için şu küpü önce bir ayıralım. 2'nin küpü çarpı. Başka küp görebiliyor musunuz? Hayır. 2 çarpı 3'ün karesi. Burasına A dedim kare. Eşittir B'nin küpüne. Şimdi arkadaşlar zaten bu küp. Bunu geç. Şimdi 2 ise şurada bir tane 2 üzeri 1 olması lazım ki 2'nin karesi 2 ile çarpalım. 2'nin küpü elde olsun. Süper.
Şimdi burada 3'ün karesi varsa burada 3 olamaz. Çünkü kare olacak zaten en az. Arkadaşlar b küp varsa b küp eşliğin sağ tarafında küp olduğu gibi küplerin katları da olabilir. Küp, 6. kuvvet, 9. kuvvet, 12. kuvvet her şey yapabilirsiniz. O zaman ben dedim ki şurası 3'ün karesi olsun. Çünkü 3 olmaz. 3'ün karesini 3'ün karesine çarpınca 3 üzeri 4 olur. Olmadı. Ama 3'ün karesi olursa karesini alınca 3 üzeri 4, 3 üzeri 6 olur. 3 üzeri 6 da 9'un küpü olur. Süper. Süper. Demek ki A'mız neymiş arkadaşlar? A 18'dir. A kesinlikle ve kesinlikle 18. Tamam. A'yı 18 aldım. Şimdi bunları çarpalım. 2'nin küpü. Evet. 2'nin küpü zaten var. 2 üzeri 1'i 2 üzeri 2 ile çarptım. 2'nin küpü. Şurası 3 üzeri 6 olur. 3 üzeri 4'ü 3 üzeri 2 ile çarpınca 3 üzeri 6 yani 9'un küpü. B küpten. Küpler hepsi birini götürdü. B'yi de bulduk. B de 36'dır. 4 kere 9, 36 ve A 18, B 36 toplamını istiyor. Topladınız, soru bitti. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Geldik alttaki sorumuza. X'in asal olmayan pozitif tam bölen sayısı. Önce bunu bir düzgün yazalım. Arkadaşlar 391 çarpı 401 yerine biz 400'e X diyelim. Evet. Ya da X kullanılmış 400'e A diyelim. O zaman bu 400 eksi 9. Burası 400 artı 9. O zaman 400'e biz A demiştik ya. Şöyle diyelim. A eksi 9. A artı 9. Artı 81. Aa, burası A kare. Eksi 81'dir. Hani A kare eksi B kare ya. Artı 81. Aa, bunlar birbirini götürdü. Bir tek elinde mal gibi A kare kaldı. E A'da 400 tane. 400 de 20'nin karesi. O zaman 20 üzeri 4 oldu. Bu neymiş arkadaşlar? Ya da şöyle diyelim. 400'ün karesi diyelim. Daha kolay olur. Daha hoş olur. Yani 20 üzeri 4. Güzel. 20 de 4 çarpı 5'ten. 2 üzeri 8'e 5 üzeri 4'tür. Çünkü bu 4 çarpı 5. 4 2'nin karesi. 4. kuvvetini aldım. 2 üzeri 8'e 5 üzeri 4 oldu. Süper. Ne istiyorsun? Asal olmayan. Bir defa geç bu işi. Önce bir pozitif tam sayı bölenlerini bulalım. Üstlerin birer fazlasını çarpıyorduk. Pozitif tam bölen sayısı. Üstlerin birer fazlasını çarpımı 9 çarpı 5'ten 45 mi oldu? Evet. 9 çarpı 5, 45. Bu pozitif tam bölen sayısı. Asal olmayan. Asallar kaç tane? 2 tane. 2 çıkartırsak cevap ne oldu arkadaşlar? Cevap 43'tür. Şıklardan 43'ü bulursun ve işaretlersin. Umarım olay anlaşılmıştır arkadaşlar. Mantık bu, olay bu. Ne yaptım? 400'ün 9 eksiği, 400'ün 9 fazlası. 400'e A dedim. A eksi 9, A artı 9 artı 81. A eksi 9'dan A artı 9'un çarpımı A kare eksi 81'dir. 81'ler birbirini götürdü. Bir tek A kare kaldı. A da zaten 400'dü. 400'ün karesi kaldı. O da 20 üzeri 4 demektir. 20 de 4 çarpı 5'ten. Yani 4 üzeri 5'e 5 şey 4 üzeri 4'e 5 üzeri 4. 4 üzeri 4 de 2 üzeri 8'dir. Pozitif tam bölen sayısını buldum. Asallar 2 tane. 2'yi çıkardım. Soru bitti. Mantık buydu arkadaşlar. Geçmiş olsun. Konu bu kadardı. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. YouTube kanalına abone değilsen abone olmayı unutma. Videoyu beğenip yorum atarsanız mutlu edersiniz beni. Hoşçakalın.